psikolojiye bir daha dönüyorum. Evet. Şimdi ben biliyorum ki benim evde çocuklarım var abi. İki tane çocuğumla beraber kalıyorum. Karımla beraber kalıyorum. Belki bazılarının annesi babasıyla birlikte kalıyor. Üstelik artık her şeyde serbest. Ben o maçtan virüs kaparsam bana bir şey olmaz. Bize diyorlar ki ya 3 milyon euro alıyor 5 milyon euro. Sorun o değil ki. Biz 65 yaşını Dünyanın en akıllı içini yaptı Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu. 65 yaşını biraz uza da artık onu biraz serbestleştirmemiz, hafta içine getirmemiz lazım. Onu da söyleyeyim arada. Çünkü onların da kaslarının, eklemlerinin hareket etmesi, evet. dışarıdan güneş almaları lazım. Ama onları içeriye atarak biz aslında onları koruduk. Neden koruduk? Çünkü senin ve benim yaşımdaki ölüm oranı binde iki, binde dörtlerdeyken onlarda 65 yaş ilerisinde biz onlara ileri genç yaş diyoruz. Bu arada yaşlı değil. Tabii tıbbi olarak ileri genç yaş onlar tıbbi olarak kafadan atarak söylemiyorum tıbbi tanımlaması bu. Ama onları içeri koyduğumuz için Türkiye'nin bugün ölüm oranı yüzde sadece 2.7. Dünyanın yüzde 6, İspanya'nın, İtalya'nın yüzde 10. Biz onları içeri koyarak onları koruduk. Tamam güzel. Çok kritik önlemdi o. Evet. Bütün ülke olarak koruduğumuz anneni babanı futbolcu düşünüyor. Lan benim annemi babam bütün ülke korudu. Sağlık Bakanlığı korudu. Bilim kurulu korudu. E şimdi ben buradan bir tane birisinden alırsam ve gidip anneme babama bulaştırırsam Bunların hesabını yapmamız lazım. Bunların hesabını yapmayarak benim aklım çok paraya ermiyor ya. Hocam yemin şu, ediyorum ermiyor. Şu, ya. şu da var yani. Parı çıkamıyorum. Bak başa çıkamıyorum. Maddi tarafı yani kulüplerin maddi yapıları, futbol piyasası sadece futbol kulüpleri ve futbolcular futboldan para kazanmıyor. Yani işin basını var spor, spor malzemeleri satanından tutun da. Kağıt satıcısına kadar bu, işte bu bir hemen, sektör. büyük bir sektör. Muhtemelen onu hesaplıyorlar ama işin şu riski de var bir de yani evet biz futbolcuyuz birlikte kendimize çok dikkat ediyoruz evimize gidiyoruz ama eşimiz sevgilimiz AVM'ye gidiyor geliyor. Ya nasıl oldu bir, bir yani yine hepimiz halk sağlığı uzmanı olduk neyi öğrendik? Taziyeye gitmiş sonrasını sen tamamla. Bir kişi taziyeye gidiyor herkes koronavirüs oldu. 30 kişi koronavirüs oluyor. Ne anlatayım? Bu virüs böyle şey değil. Ya taziyeye geldiler ama, e, yani bu Gürkan da iyi çocuktur, ben buna bulaşmayayım. Dur Ender'e bulaşayım, Koray'a bulaşayım, Demiyorum. sana da bulaşsın ama bu Gürkan Hoca bu adam iyi adam. Rıt. Dolayısıyla bir kere daha söylüyorum. İşin ekonomik tarafına hiç itirazım yok. Ama bu iş en azından biraz daha geciktirilmeliydi. En azından bu rakamların... Riskin daha azaldığı bir dönem. Hocam hiç mi top oynamayacağız? Tabii oynayacağız. Ama risk ne kadar azsa o kadar iyi. Siz tabağın, bir 20 gün, 22 gün erken benim oldu bu iş. Benim diyorsunuz. tahminim Temmuz gibi, benim kafamda şu var. Temmuz gibi yüzde %1'lerin altına düşer bu iş. %1 ne demek biliyor musun? 20 bin test yaptığında 100 kişi falan pozitif bulursun. Bak gene belki de ilk defa bu ekranda öğrenecek seyircilerimiz. Çok enteresan bir şey daha söyleyeyim. Sıfır demek ne demek biliyor musun? Sıfır bulmak mümkün değil. 30 bin test yapıyoruz ya biz, 30 bin test yaptığında 15 vakadan daha az vaka bulur isek, bugün 30 bin testte 900'e yakın vaka var, 15 vakadan az bulursak biz bunu sıfır kabul ederiz. Reci, muhteşemsiniz arkadaşlar. Şimdi e, haber kanalı izlemiş gibi olacaklar ama buna da biraz sonra bakarız. 30 bin kişiye yaptığınızda bir gün şunu görürsek... Ey Aspor seyircileri, benim Fenerbahçeli, Galatasaraylı, Beşiktaşlı, Trabzonlu, işte Malatyalı kardeşlerim. Şurada böyle 30 binli bir rakam. Burada da bir haneyi de boş verin. Daha kolayını söyleyeyim ben size. Şöyle iki haneli, şöyle rakamlar görürsek mesela, şöyle bir gün olursa. İnşallah. abi hatırlarsın. Adam demişti bunu dersin. O zaman, bu tabii yakın zamanda olmayacak onu söyleyeyim. Böyle yazın bazın bunu beklemeyin. Bu Kasım bu aralık gidişle, gibi mi diyorsunuz? Tabii. E, ikinci bir dalga gelmezse yani. eğer. Şunu görürsek biz o zaman gerçekten bunun sadece 27 vaka. 31.500 tane ve sadece 25. Şimdi ne? 827. Maçlar başlarken ne olacak? Bu gidiş, bu rakamın gene 500'lü, 600'lü rakamla bu kafayla gidersek bugünkü bak sen de rahatsızsın. Evet. Hepimiz rahatsızız. 500'lü, 600'lü rakamlarda. O zaman riskimiz fazla. Senin futbolcunun karısının markete gittiğinde alma riski fazla. Bu demek. Bu hesap ne demek? Bir hesap daha söyleyeyim sana. Bu hesap Türkiye'de her gün AVM'leri kaçında 1,5 milyon kişi AVM'lere gidiyordu, değil mi? Evet. Ortalama ne demek biliyor musun? E, kaldı ki bu oranda da değil. Normal insan oranında her gün AVM'lere 2500 ile 3000 koronalı gidiyor demek. Gidiyor demek. Ortalamaya vurduğumuzda çıkan rakam bu. 2500 ile 3000. Evet. Dolayısıyla bu anlamda baktığınızda futbolcunun ailesini çoluğunu çocuğunu vesaire koruması anlamında önemli. Gene çok geliyor böyle bunu söyleyince. Hocam gariban işçiler. Ya garibanı biz neydik kardeşim yani? Biz e, 48 saatin 36 saati çalışıp doktor olarak biz de aynı konumdaydık. Biz de emekçiydik yani. Oralardan geldik. Hala öyle. Yani benim ailemde bir sürü emekçi, işçi insan var. Onların şu avantajı var gene de. Bak ne az önce ne anlattım? Biz birbirimizi koruyoruz. İçeride baktım. Öyle kimse birbirine dip dibe oturmuyor artık. Tabii. Dikkat ettim hepinize. Hepinizin yanında o temizleyici steril şeyleriniz var. Dezenfektanlarınız var. Polonya Hepiniz de, tabii maske. çok önemli. Yani kontrol timde sende. Futbol sahasında yok öyle bir şey abi. Sayın Bakan dedi ki bana diyorlar ki Sayın Sağlık Bakanı niye müdahale etmiyor? Peki bu iş oynanmaz diyor. Abi adam iki şey söyledi. Çok kibar. Ben sana mesela diyorum ki ya ben böyle e, gözlüğünü bir gösterir misin şeye e, kameraya? E, heh. Böyle kenarı kırmızı gözlük olan, saçı kıvırcık olan Sakal bırakmış insanlardan da evime gelmesinden hiç hoşlanmıyorum. Ya daha ne diyeyim ya? Ya seni tarifi, sen hala diyorsun ki ben akşam size geleceğim hocam. Ben devam ediyorum. Böyle beyaz gömlek giyip de böyle biraz mora yakın kravat giyen adamları hele hiç sevmiyorum. Sen hala pişkin pişkin diyorsun ki. Tamam hocam ben akşam size geliyorum. Bakan bunu dedi. Tarif etti. Maske takmalısınız dedi. Mesafe koymalısınız dedi. Sağlıklı bir ortam için. Hangisi var futbolda? Nedesin adam? Yani şartları söyledi. Satın bakanı futbol federasyonu özel bir kurumdur. Biz şartları anlattık gerisi onların. Federasyonda söyledi. dedi ki ve... ben her şeyin riskini alıyorum. Alm almıyor da onu da söyleyeyim. Birisi birisi dediğim gibi bir futbolcu korona oldu ve gelecekte oynayamayacak duruma ben şimdi soruyorum federasyona. Peki bunun bu adamın maddi manevi kaybını kim ödeyecek? Şu anda gördüğüm kadarıyla bütün takım doktorlarına yüklemiş gibiler yani. Ya ne yapsın takım doktoru? Ya da ben Gürkan Kubilay'a ödedim 15 milyon euro bonservis bedeli. E bir daha oynayamayacak. Ne olacak evet. bu 15 milyon euro? Takımın kaybettiği, oyuncunun hayatı boyunca kaybedeceği bu tam bir kapalı konu. Evet. Dilerim. Orada yazdığım her şey yani 15 Mart'ta attığım tweet'teki her şey bugüne kadar tam olarak çıktı. İnşallah ben tek bu konuda yayılırım. Yanılırım. Hiçbir şey olmaz. Hiçbir İnşallah. problem olmaz. Bu işte hadi gene sağ olsun arkadaşlar getiriyor. İnşallah orada ya, hayatta yanılmayı en çok istediğim şey de bu. İnşallah öyle olur. İnşallah ben. Hiç ya. böyle bir kötü bir vaka konuşmayız. Peki, e, takımlar bu koronavirüs sürecinde neler yaptılar? Onlarla ilgili arkadaşlarımız bir grafik hazırlamıştı. Sevgili e, Ercan. Ercan. O İnşallah. o da Zehir gibidir Ercan. Ercan müthiş ya. Ya. Bugün yine asiste ediyor bizi sağ olsun. Kasımpaşa süreç iyi yönetildi. Sözleşmesini fesheden oyuncu olmadı. İki futbolcu virüse yakalandı ancak takımda pozitif vaka kalmadı. Güzel mutlu oluruz. Evet mevcut durumda Kasımpaşa böyleydi. Devam edelim. İttifak Holding Konyaspor Robert Max sözleşmesini feshetti. Ailesinin yanına dönmek istemişti o da. Bugüne dek yapılan tüm testler negatif çıktı. Antrenmanlar devam ediyor. Konyaspor bu konuda çok bir bilgi. Bu dönem o açıdan herkesin çok alert, e, alarmda olduğu bir dönemdi. Dolayısıyla herkes kendini çok iyi koruduğu için bu kadar çok negatif sonucun çıkması çok normal. Ama uçaklarla uçmaya bu uçmaya temaslar başlayınca evet. biraz risk i̇şte, değişecek. Onu görelim. Evet. Kayseri Spor, HES kablo Kayseri Spor. Genç oyuncu Nurettin dışında eksik yok süreçte ülkesine giden veya sözleşmesini fesheden isim olmadığı Ama Kayseri orada Spor. pozitif pozitif vakalar çıktı çıktı pozitif Onu vakalar vardı. Bayağı bayağı çıktı hem de. Sonra negatife döndü. Döndü. Evet. Abarhun'un rahatsızlığı, Aminu ve Gökhan'ın sakatlığı sıkıntı oldu. Rize Spor kalan 8 haftada dar bir kadroya sahip olacak. Sıkıntı tabii. Rize Spor için işler biraz tabii, sıkıntılı. Zaten aşağıdasın. Gençler Birliği, CEO, Polomat, Yasin ve Nadir Karantina yurtlarında kaldılar. Biasmir ile yollar ayrıldı. Salgın sürecinde sıkıntılar yaşandı tabii ama evet. orada da kolay değil oyuncuları yönetmek. Çok zor. Demir Doğru. Grup Sivas Spor Hakan Arslan ve Fernando'nun sakatlığı dışında sorunu olmayan iyi dolar kalan 8 haftaya hazır Aha. görünüyor. Yani şimdi bir dakika böyle bir cümle hop gitti de abi iki isme bakar mısın? Fernando Hakan, Hakan Arslan ve Fernando hatta galiba Erdoğan'da da biraz sıkıntı var. Ben en son bir televizyon programında galiba Haber Global'deydi şeyle Rıza Hoca ile beraberdik. Rıza Hoca Erdoğan'ı da söyledi bilmiyorum ee, belki düzelmiştir ama yani iki isme bakar sezonu mısın? kapattı. İki e, isme bakar mısın yani? Yani, yani Gülkan Kubilay ile Mustafa Göksu kötüydü onun dışında program iyiydi gibi bir şey bu biraz. Programın <laughs> burasına kadar iyiydik de bundan sonra stüdyodan <laughs> içeriye birileri girebilir neyse. <laughs> Medipol Başakşehir süreç boyunca sıkıntı yaşanmadı. Sakat isimler iyileşti. Çalışmalar tam kadro sürdü. Bu süreçte kendisi iyi bakarak Onlara sadece bakana şey başkanlarına şey vurdu. Sadece Fiyan başkanları oldu. bir kez daha geçmiş olsun Aynen hepsi hepsine çok geçmiş Alanyaspor kimse yurt dışına çıkmadı ve herhangi bir pozitif vakaya rastlanmadı. Sakat futbolcular iyileşti. Sayın Başkan'la geçtiğimiz gün e, bir bağlantı yaptık. O da muz bahçesinde muz topladım dedi. Ben de işlerimi yapıyorum. İşte takım öyle, hazırlanıyor öyle. dedi. Peki Göztepe süreç sıkıntısız geçti. Poko ve Alparslan da iyileşti.